Evet arkadaşlar, rootlarımızla bu dersimize devam ediyor olacağız ama bu rootları da kullanırken şöyle bir tane basit bir form oluşturdum. Formun içerisinde bir tane input text var. E-mail yazacağız buraya. Hatta bu e-mail de olabilir. Yani çok önemli değil type'ı. Bir tane input'umuz var. Bir tane de gönderme işlemi için, submit etmek için kaydet diye bir tane butonum var. Şöyle de çok basit bir form elementleri koydum. Şimdi burada formumuzun klasik özelliklerinden birisi action. Action'ım şu anda boş. Böyle bir tane metodum var. Metodum benim post isteğinde bulunacağım. Çünkü post isteğini biraz önce yazmıştık şurada. Bu posta bazı istekler atacağım. Şu e-mail yani gitmiş olacak içerisinde. Biz şimdi Laravel'de formla beraber bir veri yolladığımız zaman, daha doğrusu bir post isteğinde bulunduğumuz zaman @CSRF, CSRF token oluşturarak yolluyoruz. Bu bizim güvenlik önlemimiz anlamına geliyor. Dışarıdan herhangi bir isteği kabul etmeyip bizim içeride oluşturduğumuz CSRF ile beraber oluşturulduğumuz bir token anlamına geliyor ve bunları kabul etmiş oluyoruz. Web PHP tarafında tabii ki de bu geçerli. API tarafında farklı işlem yapıyoruz elbette. Çünkü dışarıdan API ile aldığımız için verileri. Her neyse. Şimdi burada ben böyle post isteğinde bulunduğumda action kısmım eğer boş olursa ben hangi yöreldeysem aynısını geri isteği yollar. Yani benim şu anda olduğum yörel ne? Şurası get olduğu için. Peki bakın postu da aynı. Postun da yöreli aynı. Name'i elbette farklı. Ben şimdi bir bakalım. Şimdi şuna bastığımda nereye gönderecek? Baktığımızda şu anda get isteğinde bulunuyor. Şöyle bir sayfayı bir yenileyelim. Çünkü biz biraz önce oluştuktan sonra post yazdık. Şöyle bir yeniliyorum. Tekrardan basıyorum. Bastıktan sonra bakın @page metodu çalıştı dedi. Yani bize ne yaptı? Gitti home controller'ın @page'ine gitti. Ve @page'inde dedi ki buradaki metot çalıştı. Gayet güzel. Peki şimdi bu formun üzerinden diğer metotları da göstermeye çalışacağım. İlk önce göstereceğim postla benzer bir özelliğe sahip olduğu için put metodu. Şöyle put yazıyorum. Ve şuraya da isim olarak güncelle ismini veriyorum. Yine home controller'ın update metoduna gitsin. İsmi de yine update olsun. Şimdi arkadaşlar burada put'la ilgili biz put güncelleme işlemlerinde kullandığımız bir metot. Yani biz bunu genel olarak hem bizden sonraki insanlar anlayabilsin diye yapabiliriz, kullanabiliriz. Ve isimlendirme anlamında da güzel bir oluyor. Çünkü güncelleme işlemleri sırasında bunu artık kısıtlamış oluyoruz put metoduyla. Ve biz put metodu kullanıldığı zaman da anlıyoruz ki ha, burada bir güncelleme varmış. Daha önce birisi yazmışsa da şayet, hani biz o kontrole bakıyorsak. Bu benim için güncelleme işlemlerini özel olarak vermiş olduğum metot olarak anlamına geliyor. Yani genel kullanımı put'un güncelleme işlemlerinde kullanıyoruz. O yüzden şu an güncelle yazdım ama tabii ki de bu URL'leri özelleştirebilirsiniz. Biliyorsunuz bu URL ne yazarsak bu olur. Kullandığım fonksiyonun ismi bu. Verdiğim name'i de bu. Peki ben put metodunu kullanırken doğrudan işte şuraya gelip mesela biz şu an action'ı boş bıraktık. Ama şimdi artık bir URL vermek istiyorum. Şöyle Laravel'de iki tane süslü parantezin arasına yazdığımızda echo, PHP'deki echo anlamına geliyor. Yazdırma anlamına geliyor. Buraya bir root'u çağırmak istiyorum. Root çağırırken de önce root yazıyoruz. Parantezin içerisine tek tırnakların arasında root'ların name'lerini, yani en sonda vermiş olduğumuz name'ler var ya, bu name'leri doğrudan o root'un arasında veriyoruz. Bizim şu anda put isteğinde bulunacağımız root'un name'i ne? Update. O zaman geliyorum buraya. Update ismini yazıyorum. Peki şu anda burası bakın metod olarak post duruyor. Yine post olarak duracak. Ama ekstra bir işlem yapmamız lazım. Bu işlemi yapmadan önce bir hata alalım. Hatayı görelim. Ardından işlemimizi yapalım. Şöyle geri geliyorum. Şu sayfayı bir yeniledim. Şöyle kaydete bastığım anda ne diyor? Diyor ki göndermiş olduğunuz metot put isteklerini, put metotlarını karşılıyor. Ama siz bize post isteğinde bulundunuz. Gayet güzel. Demek ki biz put'a özel bir işlem yapmamız gerekiyormuş ki onu engelleyebilirim. Bunu birkaç farklı şekilde yapabiliriz. Çünkü her zaman şu an kullanacağım direktifler olmayabilir. Direktif ne demek? Şurada mesela @'le beraber kullandığımız @CSRF bir direktiftir. Bunlara direktif adını veriyoruz. @'le beraber yazdığımız komutlara. Burada da bir tane daha direktifimiz var. @method. Bu metodun isteğinin put olduğunu belirtmek için şöyle @method deyip put olarak yazıyoruz. Ve yazdığımız zaman elbette buradaki metot kısmı post kalmak zorunda arkadaşlar. Postu silmiyoruz yine. Put da çünkü postun bir türü. Bunu yazdıktan sonra şöyle gelip sayfayı bir geri getiriyorum. F5 diyorum. Bir de sayfa kaynağını görüntüleyeceğim. Ben şimdi hani burada put yazdım ya.
Bunu yazdıktan sonra bizim bu formun içerisinde ne oluşuyor acaba? Bir ona bakalım. Şimdi burada bakalım, gördüğümüz gibi ilk başta bir tane hidden token adında bir yer var. Bu token dediğimiz şey CSRF'den geliyor. @CSRF yaptık ya, içerisinde kendisi bir token oluşturdu bizim için. Aynı şekilde bir tane de metot için put yazdık. Bakın ne yapmış? Yine hidden değerinde bir tane input oluşturmuş. Alt metot ve put yazmış içerisine. Sonrasında bizim e-mailimiz, işte artık butonumuz falan var. Ama önemli olan biz @metot put yaptığımızda name'i alt metot olan, value'su da put olan bir tane input oluşturduğunu görebiliyoruz bizim için. Yani biz gelip de buraya şöyle input, işte hidden olması için, görünmemesi için hidden diyoruz. Şöyle alt metot deyip bunun value'suna da put dersek şununla aynı işlemi yapmış oluruz. Veya Laravel'de dediğimiz gibi echo işlemi neydi? Şöyle iki tane süslü parantez açıyorduk. İçerisine metot field dedikten sonra put dediğimiz zaman şöyle bakın F5 diyeceğim. Benim için şu da aynı işlemi yapıyor. Ben şuradakini kendim elle yazdım biliyorsunuz, ikincisini. Üçüncüsü de aynı işlemi yapıyor. Peki şu an burada neyi anlatmak istedim aslında? Bizim bu metot yazdığımız zaman bu metot gidiyor şuradaki kodu çağırıyor aslında arka planda. Bu kod da şunun yazılımını sağlıyor. Biz üçünü de yazarak metodu belirtebiliriz. Şu metodu da yazabiliriz. Üç satırdan birisini kullanabiliriz. Ama şu en üstteki directive'i kullanırsak arkadaşlar, okuma anlamında bizim işimiz daha kolaylaştırır. Hem bizden sonra okuyacak yazılımcıların da, projemize bakan yazılımcıların da anlamasını kolaylaştıracaktır. O yüzden en üsttekini kullanmanızı öneririm. Şimdi geliyorum tekrardan. Şimdi bu kaydet butonuna basacağım. Elbette benim şu an içeride fonksiyonum yok. Hani şu update fonksiyonunu koymadık. Yani şunu henüz içeriye koymadık. Koymadığımız için onun hatasını verecek ama artık bize ben bunu desteklemiyorum demeyecek. Ne diyecek? Update diye bir fonksiyon içeride yok diyecek. Peki o zaman içeriye geliyorum. Şunu şöyle bir kontrol D ile çoğaltıyorum. Diyorum ki update. Diyorum ki şuraya da update metodu çalıştı. Şöyle. Ve gelip sayfamı şöyle bir refresh yapıyorum. Yeniliyorum. Ve update metodunun çalıştığına dair, yani putla ilgili isteklerini karşılamış olduk. Süper. Bir de bunun aynısının delete'i var. Çok isminden de anlaşılacağı gibi silme işlemlerine özel olarak bu delete root'unu kullanıyoruz arkadaşlar. Yani sil dedim. Buraya da delete diyeyim ismine. Dediğim gibi bu fonksiyon hangisini istiyorsam o isim vereceğim. Yani ben home controller içerisinde hangi fonksiyon oluşturacaksam onu vereceğim. Örneğin public function sil diye oluşursam sil olur. Delete diye oluşursam delete yazmam gerekir oraya. Şöyle aynı şekilde devam ediyorum. Buraya da sil metodu çalıştı diyorum. Delete dedik zaten ismine. Şöyle webime geliyorum. Bu delete yerine ne yazdık? Şöyle bir daha bakalım. Delete ismini verdik. Tamam. Bunun name'ine de delete diyorum yine. Aynı isim veriyorum. Kafamız karışmasın. Sil. Bunun isteğinde bulunurken de burada şu root kısmının delete olacak elbette. Bakın burada nasıl bir metodu put olarak verdiysem bunun da bir delete var. Aynı şekilde delete dediğim zaman da delete metoduna gitmiş olacak. Şöyle bir refreshliyorum burayı tekrardan. Kaydete bastığımda sil metodu çalıştı olarak hangi fonksiyona gittiğini görebiliyorum yani. Bu işlem sonrasında ne yaptı bizim için? İlgili fonksiyona gitti. Home controller'ın içerisinde delete fonksiyonuna gitti ve bizim için sil metodu çalıştı yazısını geri gönderdi. Yani bir string geriye bize döndermiş oldu. Peki biz burada get, post, put ve delete'leri gördük. Güzel. Bir de bizim hangi istek olduğuna bakmadan her isteği kabul eden bir türümüz var. Burada da yine başta herhangi bir URI belirtiyoruz. Örneğin blog diye bir yazı yazsın URI'nda. Slash da koyabilirim. Koymaya denirim. Aynı anlama geliyor size. Şöyle home controller içerisinde blog diye bir fonksiyonum olsun. Yine bunun ismi de blog olsun. Burası ister get olsun, ister post olsun, ister put olsun, ister delete isteği olsun. Hepsini karşılayan bir metot olacak arkadaşlar. Şöyle hızlıcana içerisine gelip blog diyorum. Blog metodu çalıştı desin. Şimdi öncelikle gelip bakın buradan get isteğiyle gideceğim. Blog yazacağım. Bakın blog çalıştı dedi. İşte ana sayfaya geliyorum.
Ana sayfadaki fonksiyonumu şöyle ana sayfadaki fonksiyonumu bloğa çeviriyorum. Delete'i de yorum satırına aldım. Sadece post isteğinde bulunacağım şimdi. Şöyle F5'ledim. Bastığımda yine gitti bakın. Post isteğinde bulunduğum halde. Yine ben eğer put isteğinde de bulunsaydım mesela. Şu an bakın puta çevirdim. F5'ledim. Bir daha bastım. Yine çalışacaktı. Yani ne demekmiş bu? En iyi kullandığımız zaman her türlü root isteğini kabul etmiş oluyorum. Peki ben istiyorum ki ya bazen birkaç tanesini kabul etsin. Hani örneğin ya bir tane isteğim var benim get ile delete'i kabul etsin. Mesela sadece bu ikisini kabul etmesini istiyorum ben. Put ve post'u kabul etmesin. O zaman ne yapacağım? O zaman bir tane yine root tanımlayacağım. Root match diyeceğim. Yani benim için eşleştir. Ne ile eşleştirecek? Bir array açacağım. Çünkü birden fazla root vereceğim yani. İstek türü vereceğim ya. O yüzden bir array açıyorum. Diyorum ki sen bir dizisin. Birinci olarak diyorum ki get'i kabul et. İkinci olarak da diyorum ki delete'i kabul et. Ve ardından bir virgül koyuyorum. Yine URI belirtiyorum. Örneğin ne olsun? İşte ismine ne verelim biz bunun? Match verelim. Match diye isim olsun. Ya da eşleştir diyelim. Şöyle Türkçe verelim ki hani değiştirebildiğin yine aklınız karışmasın. Görmüş olalım. Yine burada bir action. Yani controller'da bir fonksiyon yönlendirmem gerekiyor. Home controller'ın at hangi fonksiyonla gitsin? Eşleştir diye bir Türkçe olarak verelim bunu da. Böyle bir fonksiyon olsun. Name'inde de yine eşleştir diye Türkçe yazdık. Bunu da Türkçe devam edelim. Böyle bir tık da küçültürsem aynı yere sığsın. Şöyle gördüğünüz gibi get isteğini kabul edecek, delete isteğini kabul edecek. Çalışacağı yöre eşleştir yöre olacak. Home controller'ın eşleştir fonksiyonuna gidecek. Ve bunun için kullanacağım name eşleştir. Yani burada şimdi eşleştir diye bir fonksiyonum yok. Önce bir fonksiyonumu oluşturayım. Yine bunu çoğaltayım. Buraya da yazayım yine eşleştir metodu çalıştı. Ve şuraya gelip eşleştir yazdığımda eşleştir metodu kabul etti. Bakın bu ne yaptı şu anda? Get isteğinde bulundu. Yani get'i kabul etti. Peki bir tane de post isteğinde bulunalım. Yani şuradaki biliyorsunuz post isteğiydi zaten. Bunun için diyorum ki eşleştir. Bunu da yorum satırını alıyorum. Post'u sadece deneyeceğiz. Şöyle ana sayfaya geldim. Ve yine kaydete bastım. Ve bastığımda diyor ki burası get hit ve delete isteklerini kabul ediyor, destekliyor ama post isteğini desteklemiyor diyor. Çünkü biz neden sadece get ve delete'i yaptık? Yine aynı şekilde şayet biz put isteğinde de bulunmuş olsaydık yine bize kabul etmediğini söyleyecek. Şöyle yenileyim, yine basayım. Siz diyor put isteğinde bulundunuz ama get ve delete hit isteklerini kabul ediyor, destekliyor şeklinde bize hatayı da basmış oldu. Şimdi buradaki yönlendirme işlemlerimiz de böyleydi. Yani get, post, put, delete, any ve match'i gördük. Bir sonraki dersimizde yine root'larımıza devam ediyor olacağız.